zaten alameti var burada. Şey çağır, o güzel ayarlıyor. Emre çok. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Emre çok. Çocuk tema. Evet. Ama olay var. Şimdi bunu konuşuyorduk abi. Allah Allah. Sayfa kaç, kafam altısı oldu biliyor musun? Olamıyor. Beraber mi? Evet. Hem burayı alıyorsun, yoksa... Yine oraya alacak, fark etmezsen kendi göre ayarla herkes alırsın. Bir şunu yapsak nasıl? Kötü olur, şurası da tamamlasın. Şurası da orası da. Görünmesini istiyor musun orayı? Koyan kişi var ya, ekstra bir şey de koyuyor. En büyük durucular burada. Yoksa çok iyi. Başka vardı. Şuradan. Buradan. Ben bakayım. Sen kendine bakma. Orada. Kral bunlar. Ersanenin bereketleri. Eğer bir camide gürültü duymuyorsanız neslimiz kesildi demek. Teravih kıldırıyoruz ya Ramazan'dan yurt dışında. Sadaş olur. Bağırıyorlar. İhtiyarlara diyorum ki çocukların bağırmasına sakın bağırmayacaksın. İhtiyarların bağırması da hoşuma gidiyor. Burada şey yapıyorum, telefona hassas değilim, emek verdiğim için çok böyle değerlenmesini istiyorum. Camide her türlü adam ilim yapmak için değil, namaz için gelmiş. Ama buraya kasten gelmiş. Sen gelmeyebilirsin ama böyle birisi zaten yok. O zaman böyle gaflete dalmayalım ki istifade edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Külli şeyin halikun ila vecehu. Lehül mülkü ve ilehi turcaun. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Sadakallahum azim. Sevgili arkadaşlar, hepinize çok güveniyorum. Bu derste mutlaka herkesi sesini alacağını inanıyorum. Mutlaka hakikaten size güveniyorum. Sesim nasıl geliyor mu? Geliyor. Orada nasıl? Buradaki sesim değil. Şeyden geliyor mu? Biraz daha. Biraz daha. Evet. Nasıl açılıyor Ersan? Gel abi. Kim yapıyor? Bu muydu? Üstteki mi? Şu mu? 1, 2, 3, 4. Gel, şu nasıl azaldı mı çoğaldı mı aynı diyorlar. He? Ve şu an biraz ayarla şimdi. Biraz kısma. Biraz da kıs bakalım nasıl, sen ayarla. Ne dedik? Size çok güveniyorum, inanın. Çünkü biraz daha şeye bilerek geliyorsunuz. İstanbul'da binlerce yer de ders var. Buraya her yere bilerek gidiliyor. Buraya gelenler bilerek geliyor. Her yerde, binlerce yerde ders var sanırım söylüyorum. 1998'de MİT'in, JİTEM'in bizi aldığı zaman 2737 yerde İstanbul'da JİTEM'in tespit ettiği ders yeri varmış. 2737. Her akşam ders oluyormuş bu kadar sayı İstanbul'da. Ben şu anda Zeytinburnu'ndaki adedi bilmiyorum. Ve bizimle alakalı hareket eden dershanemin sayısını da bilmiyorum. Bir açılışa gittim, daha gitmediğim dershanemimiz var. Bizim adımıza hareket eden hanımlar dershanesi zaten Anadolu'da bilmiyorum adetini. Kendi aralarına gelmişler. Hele malum hadiseden dolayı ayrılıp da bir yere dahil olmayıp nur dersiyle hareket eden cemaat var. Peki, konumuz, görüyorsunuz ekranda, şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Allahu alem, inşallah bu derste ahireti biraz daha aralayacağımıza, üstünün biraz daha açılacağına,
yakiniyetimizin artacağına inanıyorum. Yakiniyetimiz biraz da yakın olacak. Bak şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki, yani gelen eşyaya ve giden eşyaya zamanın tesiri muhteliftir. Tesiri farklı yapıyor. Niçin? Hemen girelim. Çünkü zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır, şuurludur. Dolayısıyla kime ne tesir yapacağını burada açık söylüyor. Sari. Zaman der esmasına bakıyor. Denizli, Edirne, Hatay, Rize kodlarıyla der, Denizli, Edirne, Hatay, Rize harfleriyle der esmasından kaynaklanıyor. Zaman canlıdır, ruhludur. Zamanın zaman olmadığından kimse pek zamanın fazla merak etmemiş. Zaman tık 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 etti. Aynı şeyi tekrar ediyor zannediliyor. Aynı şey tekrar edilmiyor. Her an farklı şeklindedir. Farklıdır. Şimdi zamanı bu şeyden size birkaç tane mukaddeme okuyacağım. İki yer okuyacağım, ondan sonra keseceğim. Sorunuzu da alabilirim. Fena ile zevalin farkı nedir abi? Oraya gelelim. Konuyla alakalı olur. Konu kendisi. Fena ve zeval. Fiziğin kuralları ile fiziğin kaynağını çözemezsiniz. Fizikle eşyayı anlarsınız. Tıp ilmiyle insanı tanırsınız. Ama insanı yapan ilmi bedenden elde edilen tıp ilimiyle varamazsınız. Aynen bunun gibi de zamanla zamanın kökenine, kaynağına, hakikatine giremezsiniz. Çünkü biz zamanın kah bir rengi, kah bir hareket, bir nehir, bir sahife, bir mürekkep olarak görüyoruz. Zaman tek yönlü akmaz. Bizim dünyamızda, dünyada istikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Zaman tek yönlü değildir. Zaman altı yönle beraber hareket eder. Evvel, yani bunu eşyanın mahiyetini anlatırken anlatıyor. Önüne, arkana, sağına, soluna, önüne, arkana, alt üst. Şeytan için dört yerden geldiğini söylüyor. Sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanıza size yanaşır. Allah üstten alttan demiyor. Şeytan üstten alttan yanaşamıyor. İtikat ve sünnet-i seniye. Zaman tek yönlü akmaz. Kur'an bazen öyle bir kainat anlatır ki ötelerden olmuş bitmiş edasıyla anlatır. Bazen geçmişte, geçmişteymiş gibi anlatır. Bazen gelecekte, bazen de bir cehennemin ehli gibi içine girmiş hissiyatıyla konuşuyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Bunlar size mukaddeme. Başka, düşüncelerimiz cismaniyetimizi etkilediği gibi, bu çok önemli. Düşünceler cismaniyetini etkiler. Kötü bir haber, kötü bir düşünce bedene ciddi bir şekilde etkiler. Bunu gavur yapmış, hala Müslüman inanacak. Japonlar yapmış, bardağa konuşmuş, iki tane bardağa. Galis tabir kullanmış, kötü tabir kullanmış, iyi tabir kullanmış. Bunu çok defa hepiniz biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Etkileniyor. %76 su ile müteşekkil olan bir insanın ne kadar sözde etkileneceği malum oldu. O zaman, bak şimdi çok antika, düşüncelerimiz cismaniyetimizi etkilediği gibi, istediğin gibi şey yaparsın. Yani çoğu zaman Allah'a hamdolsun şu tahtesi nimet için söylüyorum. Sıkıntı olmaz mı? Sizden fazla sıkıntı var çünkü sırtımda çok yük var. Bunlardan kurtulmak için yöntem olarak düşünceyi kullanıyorum. Ve 10 dakika sonra gitmiş olduğunu hayal ettiğim zaman sıkıntının gittiğini görüyorum. Çünkü hayal, hayal değil.
hay aldır. Hay cana al. Yani düşüncemi hay içine koyup alıyor. Diriliyor. İstediğin şeyi diriltirsiniz hay aldı. Ve doğrudur. Düşüncelerimiz cismaniyetimizi etkilediği gibi zaman da eşyayı tesir edip etkiliyor. Bak, düşüncelerimiz bedeni etkilediği gibi mevcudatın eşyasına da zaman etkiliyor. Düşüncem bedenime nasılsa zaman da varlığı öyledir. Ama şu anda söyleyeceğim cümle çok önemli. Düşünceler zamanını bile etkiler. Zaman arkasına geçebiliyorsun düşünceyle. Zamanı anlatıyorum şimdi, nasıl olacak? Nasıl etkiler? Kalemin içindeki yay düşünün. Tır 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 tır. Helezon yay. Arabanın amortisörü gibi düşünün. Tamam böyle. Şimdi zaman der ki Üstad Sunuat'ta tarihçi hayatta hattı mustakim üzerine gitmiyor. Daire vari bir hareket ediyor. Dünyanın güneş etrafında çizdiği yörünge şöyleyken aynı zamanda böyle gidiyor. Bu helezonik bir yay. Başladı, bitti. Bu koridor haşir meydanıdır. Sırf bir çizdiği yer değil. Şimdi anlatacağım. Şimdi zaman helezonik bir yay gibi. Aç. Buraya kadar gitti mi Fethi abi? Tamam. Şuraya koy adamı. Karıncayı koy. Hadi bu yolu tep bakalım. Bir senede geliyor. Tamam abi. Evet. Şimdi hükmediyorum. İki şık. Tut burayı. Tut burayı da. Sıkıştır yayı. Hadi yavrum git bakalım de karıncaya. Tak diye geçmiştir. Zaman bahsediliyor. Basılıyor. Peki zamanı bu şekilde açan nedir? Ara boşlukları nedir? Zanlarımızdır. Çünkü zaman herkeste farklı akar. Zanlarımıza göre akar. Ya nasıl zaman farklı akar? Allah Resulü diyor ki ahir zamanda izle akacaktır. Peki zaman niye zanlarımıza göre farklı aksın? Zaman dehr esmasıdır. Zaman değil. Allah'ın rububiyeti farklı akıyor. Enna inne zenni abdibi. Kulumun zanına göreyim. Zanı üzereyim. Zanına göre tecellideyim. Allah'ın rububiyeti zanlarımıza göre ise Allah'ın esması, dehr esması rububiyete göre bir şey değil ki. Rububiyet esmanın bütünlüğüdür. Onun içinde bir ferttir zaman. Peki Allah'ın rububiyetini yönlendiren, şekillendiren zanlarımızdır. Zanlar aynı zamanda kaderimizin zeminidir. Zanlarımız kaderimizi oluşturuyoruz. O ne demek abi? Madem Allah'ın sana tecellisi, rububiyeti kime göredir? Ha kaf tobest olanı kafasına göre yapmıyor ya. Nereye göre yapıyor? Zanlarımıza göre yapıyor. Peki kader neydi? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüydü. Kader neydi? Adalet eder, sevk eder, merhamet eder, rızkını verir, tokatlar. Mesela bugün bir tanesi, gafur burada mı? Yok. Mesela zaman arkasına geçince cevaplar alırsın, sorular sorarsın. Şükür için bir tanesini söyleyeceğim. Dedim ki, bir dostum vardı. Vefat edeli bir sene oldu. Değerli hocam. Değerli hocam. Dedim ki, değerli hocam, senin kardeşin vatan hainlerle beraber. Buna hiçbir şey demeyecek misin? Lan ölmüş insan. Hiçbir şey demeyecek misin? Dedim tam bir buçuk sene sonra cevap geldi. Bugün geldi. Dedi ki, beşer zulmü içerisinde kaderin adaleti var. Vatan hainleriyle ciddi, samimi beraber olanların cezası beşer zulmü içerisinde vatanın dışına atılmalarıdır diyor. Bugünkü verdiği cevap bana. Bir sene bekledim. Merak etmeyin, hani diyorum ya, soruyu sorun bırakın, cevabı gelecektir. Allah'a isterseniz, Allah'a soruyoruz da, aradığımı aradığım zattan sormalıyız. Kardeşim inan buna, inan, inanmıyorsun. İnancına inanmıyoruz. İnandığımıza bir inanabilsek var ya, inan böyledir. Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız.
Biz ahirete inanıyoruz. İnandığımıza inanamıyoruz. İnanımıza korku oluşmaz. Korku oluşmazdı. İnandığına inanabilme nispetinde ölüm korkusu olmaz. İnandığımıza inanamıyoruz. Dedi ki, beşer zulmü içerisinde kaderin adaleti, vatan hainleri ve vatan hainleriyle beraber olanların cezası vatanın dışına atılma. Çünkü kardeşi vatanın dışında da ondan. Cevap öyle geldi. Ne yapayım? Durmuyor adam. Soruyu sordu, cevabı da aldı. Sizinle de paylaşıyorum, keyif alıyorum. Niye paylaşıyorsun bilmiyorum. Biliyor mu? Bilmiyorum. Mecbur musun? Onu da bilmiyorum. Zaten bana bazıları mensup diyor, elhamdülillah çıkış sibobumu oluyor. Bak millet bana bazıları mensup diyor. Hani eski bemeceler vardı ya. Ham 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 pşşş. Ham ham. O sıkıştığı zaman talih sibobu pşşş. Biz de mensuplu ha. Talih sibobuna giriyoruz. Kardeşim biz mensupuz, fazla hesap sorma bize. Hafız derdi ki benim Tarık hocam. Hiç kusura bakma, kabirde bu geçmez. Sana çakarlar. Dedim bana çakma, sana çakmayıp da bana mı çakacaklar dedi. Sen mensuplukla dönemezsin, hesaba çekileceksin. Çeken benim Allah'ımın kulları mıdır? Benim Allah'ımın mıdır? Korkmuyor. Haf ediyor. Korkuma ümit vereceği katmışım, sütüm ayarlamışım yoğurt. Yoğurt olmuş. Korku süttür. Ümit vereceğim ayağıdır. Sütü ben yoğurt yapmışım zaten. Sütü olanlar korksun. Ümit vereceğim. Benim Allah'ım böyle. Ben Allah'ıma inanıyorum. İnandığıma inanıyorum. Allah'ıma inanıyorum, inandığıma da inanıyorum. Böyle yapacağına da inanıyorum. Sizin de böyle inandığınıza inanıyorum. Devam. Düşünceler zaman arkasına geçip zamanı değiştirebiliyor dedik. Onun sebebini anlattım. Birkaç dakika. Zamanı istediğin gibi durdurursun. Şimdi bak. Bu helezon hikaye vardı ya. Uzunluğu 63 sene. İçerisinde 2000 senelik yap. Adem Aleyhisselam aldığı mesafe. 1050 sene Nuh Aleyhisselam aldığı mesafe. 63 sene Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aldığı mesafe. Belki daha fazla. Önemli olan tık. Tut bunu. Tık tık var ya tık tık. Tut bu ucunu. Bunu tut. Bunu da tut. Tıkı. Tık buradan tuttu. Bunu da tut. Aç. Gir içeriye. Orada 63 sene değil ki. Bek alemine girdin. İstediğin gibi yapıyorsun. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. İki rekat sabah namazının farzında hatmi Kur'an'ı yapmış milleti. Milleti de oraya getirmiş. Kimin arkasında durursan onun tacını namazını teslim ediyorsun. Zaman herkeste farklı akar. Düşünceler zamanı, zamanda cismimizi etkiler. Zaman tık tıkları tekrar değil, yeniden yeniye yaratılıştır. Saatler saatin kaç olduğunu gösterir ama zamanın ne olduğunu söylemez. Çünkü zamanın dünü, yarını, bugünü, kışı, yazı, karanlığı, gecesi ve gündüzü yoktur zamanın. Sen İstanbul'dan Rize'ye giderken, başkası Rize'den İstanbul'a gelirken zaman herkese farklı akar. Bana İstanbul'dan Rize'ye doğru akarken ona Rize'den İstanbul'a akar. Zaman ters akar. Uçaktan korkanın bir saati, uykuya muhtaç olan bir insanın 5 saat yatması... İkisine zaman aynı akmaz. 5 saat yatsa bile Allah Allah ya yatmadık ya. Hani namazda sabah namazında 5 saat yattığında kalkmıyorsun ya. Ya 5 dakikada yatayım. Lan 5 saat yattın yetmedi de 5 dakikayla mı yeteceğim? Devrede başka adam giriyor. Başka adam giriyor yani 5 dakika diyen sen değilsin. Adam. Benim adam var ya. Tanıdık. Zaman herkese farklı akar, ferdin haletlerinin durumlarına göre sana da farklı akar. Moralin iyiyken, moralin kötüyken, acayip akar. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır.
kime nasıl akacağını bilir. Derste bile uygun olmayanı tak diye peynir çürümüş, elma çürümüş tarafı kestiği gibi devre dişi yapar, uyutur onu. Zaman yapıyor. Seni devre dişi yapıyor. Zaman yapıyor. Şu an zaman bizi tanıyor, biliyor, şuurludur. Söyle kaynağını, delilini söyle. 110 sözler. Alemi gayb denilen mazi ve müstakbel diyor. Tamam mı? Mazi ve müstakbel. Yerinden okuyayım. Aferin. Böyle becerikli adamları severim. Çünkü işime yarıyor. Alemi gaybden sayılan. Neymiş alemi gayb? Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatlar bir vücudu manevileri. Bak, geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatlar, geçmiş tamam, gelecek de varmış ve hayatlar bir vücudu manevileri, ruhlu birer subutu ilimleri vardır ki levi kaza ve kader vasıtasıyla, yani zaman, levi kaza ve kader zamandır, zaman hakikati, o manevi hayatın eseri mukadderatname ile görülür, tezahür eder. Yani zaman, şimdi bize göre zaman, bak ahiretin isminin üstünü açacağım şimdi. Allah inşallah nasip ederse. İstikbal, hal, ama burayı iyi dinlemeniz lazım. İstikbal, hal, mazi. Tamam abi, bir daha. İstikbalden gelir, hale uğrar, mazi olur. Ahiretin üstünü açacağız şimdi. Geçmiş kadar gelecek kesindir. Geçmiş var mı? Var değil mi? Şüphesi olan var mı? Geçmiş diyebilmen için gelecek lazım. Geçmiş ne kadar kesinse, gelmemiş gelecek de o kadar kesindir. Çünkü gelecek yoksa, geçmiş de yoktur. Geçmişi geçmiş yapan geleceğin nispeti. Evet, geçmişi geçmiş yapan geleceğin nispetidir. Kıyasıdır. Gelecek kadar geçmiş kesindir. Ahiret de gelecektir. Dünya andır. Elestu bi rabbikum meselesi geçmiş. Ahiret gelecek. Elestu bi rabbikum geçmiş. Dünya andır. Dünya, yani an diyebilmek için gelecek olması lazım. Ahiretin kesinliği ne kadar biliyor musunuz? Bu cümle çok önemli. Ahiretin kesinliği zamanın kesinliği kadardır. Yani zaman eşyanın neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Zan neredeyse sende, ahiret de oradadır. Bak, ahiretin kesinliği zamanın kesinliği gibidir. Zamanla ahiretin ispatı bu. Gelecek zaman neredeyse ahiret de oradadır. Gelecek zaman neredeyse ahiret de oradadır. Allah Allah. Zamanın canlı, ruhlu, şuurlu olduğunu değer esmasından sözler 111. sayfada biraz önce okudum. Dünya ahiretin suretidir. Ahiret dünyanın hakikatidir. Yani çekirdek mahiyettir. Ağaç hakikattir, meyve surettir. Toparlanın, iyi miyiz? Camlar açık mı? Açık. Peki zihinlerimizi açalım. Çekirdek toprak tabakası. Çekirdek mahiyet, ağaç hakikat, meyve suret. Suretin varlığı ki biziz şu anda, ağacın varlığının kesinidir. Eğer meyve varsa ağaç vardır. Şüphesi olan var mı? Ağaç varsa kök çekirdek de vardır. İşte suret hakikatin görünüşüdür. Dünya surettir. Ahiret ise dünyanın hakikatidir. Ahiret dünyanın hakikatidir. Dünya ise ahiretin suretidir. Dünyanın varlığı kadar ahiret. O zaman suretin varlığı altyapısının hakikati kadar kesin. Alt gözükmüyor ama sure, mesela benim simamdan bakarak Allah Resulü diyor ki Dabbetül Arz meselesinde,
Dabetul Arz, dinlemenizi tavsiye ederim. Dabetul Arz, eline Musa'nın asasını, Süleyman'ın mührü verilecek. Bu asa ile kimin Müslüman, kimin kafir olduğunu belli edecek diyor. Mesela, buraya geldiğiniz için, nur talebesi olduğunuzdan söylüyor. Sima, siret, sureti fazla takip ettiğinizden dolayı. Sima, suret, siret, cismaniyeti çok dinlediniz. Metroya bindiğiniz zaman belli değil mi? Hiç mi böyle fark edemiyor musunuz? Yani ince böyle karma adamları değil de ondan da var bundan da var tamam. Ama uç adamları göremiyor musunuz? Lan başkasını demiyorum ya. Bir tane ayna taşırsana. Bir kendine bak. Bir de ona bak ama çaktırma. Eğer biraz da bakışın düzgünse ayna taşımana gerek yok. Ona bak görürsün kendini. Çünkü zulmetten nur gözükür. Bak ona görünürsün. Sanki hayvanat bahçesinde seyahat ediyorsun gibi oldu. Şimdi dünya ahiretin suretidir. Ahiret dünyanın hakikatidir. Gece ve gündüze güneştir. Bak gece ve gündüze güneştendir. Fakat güneşin gece ve gündüzü yoktur. Gece ve gündüz güneştendir. Fakat gece ve gündüzü yoktur güneşin. Mahlukat da Allah'ındır. Ama Allah mahluk değildir. Anladık mı bu misali? İlginç mi? Evet. Her şeyin hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta ceyran eden bir nehir-i azimin hakikati dahi levh-i mah ve ispattaki kitabet-i kudretin her şeyin bir hakikati var. Burada harekettir. Levh'dir, nehirdir. Zamanın sureti buradadır. Namazın hakikati levh-i mah ve ispattır. Levh-i mah ve ispat. Defterden okuyorum ama kitaptan aldım şey. Mesul. İçinden geçiriyorsun herhalde. Ha? Evli ya. Çünkü bazıları diyor ki kitaptan okumuyor. Biz kitapsız değiliz. Yani kitabımız var ya. Kitaptan aldığımız notları şimdi bunu nereden aldığımızı biliyor da. Latife de yapıyorum. Zaman nedir? Bir sureti var zamanın. Sureti nedir zamanın? Bu dünyadaki eşyaya yaptığı tesir. Hakikati ise zamanın levh-i mahf ve ispattır. Zamanın mahiyeti ise levh-i mahfuzdur. Çünkü levh-i mahf ve ispat levh-i mahfuzun dairesidir. Yani levh-i mahf ve ispat nedir? Müstakil düşünebilir misiniz? Ne diyoruz lan? Levh-i ezelinin eşyada vücut ve ilimden kudrete geçmekteki bir sayfedir, bir mürekkeptir, kitabet kudreti. O zaman levh-i mah ve ispat, zamanın hakikati ise, o levh-i mah ve ispatın kütüğü, kaynağı, zamanın mahiyetidir. O zaman zamanı için söyle diyoruz da, sayfedir, sayfedeki mürekkeptir. Çok tuhaf. Sureti ne oldu abi? Dediniz mi sureti? Sureti buradaki şeylerdir, zam. Zamanın sureti zan mıdır? Evet, zandır. Herkese zan, zaman farklı akar. Zanlarımız zamanı değiştirir. Zamanı iteler, öteler. 63 sene yaşamaz o. Zanlarını hakikate yapıştıranın 63 senesi 600 bin sene gibidir. Mesela adam yaşar, kütük 90 sene sizin köylünüz var. Ama nur talebesi değildir. Müslümandır ama nur talebesi bu dersleri bilmiyor, bu tefekkür etmemiştir. 90 senesinin içerisine böyle bir ders yok içinde. 900 sene yaşasan ne olur? Soruyorum, bu dersi duymadan çınar gibi 900 sene yaşadın. Çınar mı yaşamak 900 sene? Bir saat insan. Vallahi ben bu dersin şöyle yarım saatini gafletle geçen 20 seneme vermem. Vermem yani.
Gafletle geçmiş. Geçsen ne olur 20 sene? Tam sıfır yani. Sonu sıfır değil mi? Böyle mi geçmişse tamam. Ustad diyor. İhtiyarlığımın bir senesi gafletle geçen gençliğimin 10 senesine değişmem diyor değil mi? Şimdi onun gafleti bizim gibi değil. Benim 20 sene böyle şey geçse Allah'ım da olsun. Öyle bir gaflet 20 senemiz geçmedi de misal için söylüyorum. Zamanın yani zaman varlığın sayfası ve mürekkebidir. Varlığın. Bak zaman varlığın zaman nedir? Varlığın sayfası ve mürekkebidir diyor net. Zamanın hakikati lef-i mahfi ispattır diyor. Zaman dehr esmasına bakıyordur. Şu anda intikalim benim şu. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir D'dir. Kanununca zamanın mahiyeti de lef-i mahfuzdur. Dünya büyük bir saattir. Saniyesi gece ve gündüzdür. Dakikası senelerdir. Saatler ise tabakat-ı ömrü insandır. Günleri sayan edvar-ı ömrü alemdir. Onun için dünya, beşer, herkes Allah Resulünce bir saat kaldı. Kabire gidince soracaklar melekler ne kadar kaldı? Bir seyahat eden bir insanın gölgeli ağacın gölgeliğine bir saat kadar veya daha kısadır. Peki uzun zannediyoruz 60 sene. Zanlarımız uzatmış. Hakikati bir saattir. Uzatan, kısaltan zandır. Allah yapıyor bir de bize göre yapıyor. Bize göre yapıyor. Allah yapıyor bize göre yapıyor. Herkese farklı yapıyor şu kainatı. Ruhiyetini zanlara göre. Bak Allah enayne zenni abdibi. Allah bu ya. Allah'ın sana tecellisi, muamelesi, münasebeti, rububiyeti senin zanlarına göredir. Zanlarıma göre ise Allah'ın rububiyetini ben zanlarıma göre gösteriyorsam, bana şekil, bana göre oluyorsa, Allah'ın rububiyetin içinde bir ferttir ya zaman, der esması. Allah'ın rububiyeti neydi? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğü. Tencereye getir. Rahman, Rahim, Kerim, bütün isimleri koy. Karıştır, karıştır, karıştır. Oradan sana Allah tecelli etsin bu bütünlükse. Onun adı rububiyettir. Anladık mı abi? Bir daha. Bir daha. Güneş gibi. Güneş sana tecelli etmesi fotonlarıyla rububiyet. Rububiyeti bir daha yapayım. Bir tencere getir o kayın. Tamam mı abisi? Binbir ismi at. Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Sani, Hakim, Hakem. Koyduk mu abi? Karıştır, 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 karıştır. Onu sana tecelli ettiriyor. Bu yön, Allah'tan insana doğru yön, rububiyettir. Nedir o rububiyet? İçinde ne var? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğü var. Peki kime ne kadar nasıl tecelli edecek? Senin zannına göre. Zannına göre. O zaman dünyanın cehennem, dünyanın cennete dönüştüren zandır. O zaman zannedir aynı zamanda kaderin zeminidir. Zanlarım oluşturuyor kaderimi. Zanlarım rububiyeti oluşturuyorsa ki kader neydi? Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüydü. Nasıl olacak öyle tahrik ederdi ya. Ha nasıl olacak öyle tahrik ediyor. Nasıl olacak öyle tahrik ediyor bu. Nasıl olacak zan. Nasıl olacak? Hasan nasıl olacak bu olay? Harı nerede diyorum. Bu kardeşim, bu iç donanım, dizayn. Şöyle olacak, Harun da yapıyor. Nasıl olacak? Bana ait. Öyle tahluk ediyor, ona ait. Hem mürekkep nasıl oluyor abi? Çünkü nasıl? Mesela diyelim ki o bir sayfa oldu. Sayfa. Sayfa da o şekli, mürekkebi şekillendiren... Tamam. Bir kere sayfa olması ömür bir sayfa diyor. Zaman. Ondan sonra zanlarımız mürekkep. Ömür sayfa. Aynı zamanda söylüyor usta. Zamana hem sayfa diyor hem mürekkep diyor. Başka yerde ömüre sayfa diyor. Ömür de şey var ya. Ha, zanlarımız mürekkep. Zaman sayfa. Çünkü o zana göre bir yazı yazılıyor. Yazı yazılıyor. Bunları kaydet. Geçti gitti. Benim bile sonradan bana sorma bilmiyorum. Sana zan kim yönetiyor? Zanı sen. Ha altı kim diyorsun? Ha altı. Emri nisbeni, emri itibari iki tane şeyim var.
Cüz'i ihtiyar var. Cüz'i. Daha dibi eğer Müslüman, kamil bir Müslümansa irade. İrade. Kafirin iradesi yoktur. Ya nasıl olur diyor. Ya nasıl olur. La vicdanı bilmiyor musun? Vicdanın yapısı neydi? İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Habbe demiş bir kafir. Fetsep'teki kafir değil. O Müslüman olabilir. Dini reddetmiş kafir. Vicdan şöyle çalışıyor. Endiş kabuk. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Habbe demiş kalbi. Şey vicdanın. İrade olur mu daha? Hasan öldü. Ya iki senesi de vardı onunla cezasını çeksek. Lan ne oldu zaten? Vicdan ölmüş. İrade bitmiş demektir yani. Peki nedir? İrade girmeyelim şimdi. Konu daşır. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şuradaki şeyi de bitireyim. Zamanı okuduk. Der esmasına mazal arkasına geçip. Gelecekten hale, halde maziye dökülme hakikati bedensel ve cismani zaman hakikatıdır. Ahirette de, dünyada da ortak kullandığımız malzeme zamandır. Zaman eşyanın neresindeyse, ahirette dünyanın orasındadır. Zaman mülk tarafı hareket şerittir, nehirdir, öteki taraftır. Batınisi ise, canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Zamanın mülk tarafı harekettir, nehirdir, şerittir, mülk. Zamanın batınısı ise ruhludur, canlıdır, hayatlıdır. 111 sözler. Bir de burada garip bir şey oldu. Yani eşyanın içinde zaman aramıyoruz. Zamanın içinde eşya arıyoruz. Evet, eşyanın içinde zaman aramıyoruz. Zamanın içinde eşyayı arıyoruz. Zaten zaman mekanda değil. Mekanı hareketlendiren mekanın dışında olması lazım. Kayyumiyet bahsinde diyor ki her şeyi hareketlendiren kendisi hareket etmemesi lazım. Dağda olan dağı göremez. Dağın dışında olacak. Zaman maddeyi hareketlendirdiği için zamana dahil değildir. Tesiri vardır. Zaman nispidir. Fizikçiler kuduruyor. Ayaktalar. Zaman niçin farklıdır? Nispettir. Şöyle akar. Solucan deliğinden girerler. Ondan girerler. Buradan girerler. Zaman hakkında neler neler bir bilim adamları var. Nereye tıkanıyorlar biliyor musun? Gidemiyorlar ama yakında bunu duyacaklar, bir yerde yayacak. Ben sağım veya değil. Çıkacak ve ne ancak nefes alacak şunla. Zaman niçin farklı akar? El cevap bulacaklar. Nedir o? Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Hayatlıdır yani canlıdır. Herkese farklı aklından farklı geçer zaman. Çünkü herkese niye farklı akar? Onu şey yapmıyor. Yani niye farklı tesir eder? Eşyanın hareketinden zaman bir şeydir. Uyusun adam. Işık hızıyla hareket etsin uyusun. Onu geçmemiş olabilir ama adama yaptığı tesir zanlarıyladır. Zamanın tesirinin zemini zanlardır. Zanlı gibi. Zamanın zamanı yoktur. Her an bir şeyindedir. Tık, tıkkın devamı değildir. Tektir. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Ampul gibi. Saniyede 50 defa, kafamda kalmış 60 defa bir şeyin, mühendisin şeyini itaat edeceğiz. 50 defa yanıp sönüyormuş. Drrr. 50 defa yanıp sönüyor. Ama biz biliriz ki devamlı yanıyor. Hayır. Her bir tırk ötekisinin tekrarı değildir. Yenidir. Her an Allah da bir şeyindedir. Güneş gece ve gündüze sebeptir. Güneşin gece gündüzü yoktur. Allah mahlukun sebebidir. Allah mahluk değildir. Süreksizlikte bir süreklilik görüyoruz. Süreksizlik, evet. Bizim zanlarımız, zanlarımız ya tutuyor, zamanı ya tutuyor ya hızlandırıyor. Ölüler ve dirilmeler, ölüm ve dirilmeler ömrün bir saati içerisinde oluyor. Dirilme ölme bir saat. Namaz da tek bir vakittir. Aynı şeyin açılımıdır beş vakit. Namaz tektir. Çünkü ömür bir saattir. Evet, salat tektir. Şimdi
okuyorum şeyi, bunu niçin şey yaptım? Bu kadar şey anlatmamın sebebi şuydu, cümleyi okuyorum. Dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Şimdi, fani, insan zeval buluyor. Şimdi, bir bulunduğu mekan, bir de kendisinin inkılabını anlatıyor. Mekan zeval değil mi? Evet, mekan zeval. Fena oradaki eşyanın şeyi. Bir zaman bir mekan diyebiliriz. Evet. Fena ve zeval, bak. Fena ve zeval eşyadaki. Yani eşyanın fenası ve zeval. Birisi mekan, birisi zaman. İkisini insan nasıl tesir alır? Zanlarıyla. Merak etmeyin. İki buçuk ay oldu. Zana çalışıyorum. Zana daha çıkartmadım. Peyderpey çıkartıyorum ki şok olmayasın bak. Zaman bile zamanı nasıl tesir ediyor? Alıştıra. Korkunç bir şeymiş. Allah'ın tövbe estağfurullah anlamak için. Değil mi? Allah'ın şekillendiren, yani bana münasebetini şekillendiren, rububiyetini şekiller koyan kimmiş? Benim zannımdır. Enne aynı zenni abdibin. Kulumun zanına göre. O zaman bağırıp çağırma. Niye böyle oluyor? Sen istedin. Davetiye sen çıktın. Zanlar. Ha sen yaptın. Allah da tecel etti. Ha zan o zaman kaderi. Kaderi de çözdü zan. Abi zanı çözmemiş. Nihai noktası neresi yani? Nereye kadar devam edecek? Zanın mı? Yani öldükten sonra. Hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü hüsnü zanın mertebesi yoktur. O cennette Allah'a şey yapmayacak. Allah'a göreceğiz değil mi? Acaba bir daha nasıl olacak? O da zan. Bir daha nasıl olacak? Bir daha nasıl olacak? Evet. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın gözü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı. Miraç'ta sebebi zanlarıyla hakikati eşitti. Buradayken. Böyle bir imanı vardı. Nasıl bir iman? Risale'ye göre vesvesesiz ve şüphesiz bir mertebeye sahipti. Vesvesesiz ve şüphesiz bir mertebe. Yani suret hakikatta gayrimunfek yapışmış. Beden ruh ilişkisi aynı. Onun için Azrail şaşırmış. Hangisi ruhallıyım da yani. Ruhla ceset birbirine o kadar nurani ki bu ruhtur dedi. Verdi, o verdi. Öyle diyor yani. Cesedi nuranisi diyor. Ruh halisine tabi oldu diyor. Şeyde 571'de. Evet. Ne diyor? Tamam. Acayip. Garip. Burası değil. Herkes farklı görüyor dünyayı. Sen beni görüyorsunuz değil mi? Ama sizin gördüğünüz gibi değilim ben. Zan. Hepiniz farklı görürsünüz. Şunu diyelim. Ama hiçbirimizin de böyle olduğuna kanı değil. Zannımıza tabiyiz. An şartla zanlardan çıkıp hakikata geçersek, hakaiki şey sabit etün, esma yoluyla müsemmayı bulup, esma yoluyla bakarsan hakikatini görürsün. Tamam. Hakikati görene kadar hep zandayız. Dünya değil. Acayip bir yer. Bu öyle bir kavşak ki, ezel ve ebedin kavşağı. Öyle bir kavşak ki, cennet cehennemi tanımlayan. Öyle bir kavşak ki, insanı inşa ve ihya eden. İnsanı inkişaf ve imbisat ettiren. An şart ki, sureti faniden geçebilirsin diyor. An şart, evet. An şart ki, sureti faniden geçebilirsen. Geç ya sureti faniden. An şart. An zaman demektir. Geçebilirse zandır. Şimdi ben merak ettim cisme zaman tesir ediyor. İhtiyarlandım ya. Ben bu zamana tesir etmem lazım. Tesir edemezsin cesedime. Zehir memesinin altına tutmuş usta. Lan bu nasıl tutabiliyor? Bu keramet ama bir yöntem var, yöntem. Kainata bir sistem çalışıyor. Düşünceleriyle zamana hükmediyor. Mazi ve müstakbele geçince o şey olmamış parçasını yaşattırıyor. Zehir girmemiş yönünü. Yani Geylani ölüleri diriltmedi mi? Kader ismi. Değil mi? Allah'ın izniyle. Peki nasıl diriltti?
o ölmemiş durumuna geçti adamın. Zannıyla geçti abi. He? Yani zannıyla. Şimdi o adam o mezara girmemişti ya, ölmemiş. O neredeydi? Mazide. Onu aldı. Onu aldı, buna monte etti, tak diye diri işte. O da ruhlu hayattı. Zaten. O da ruhlu canlı adam kalktı. Biz de burada biliyorduk adam, bu kalktı. Oysa kullandığı malzeme onun bir geçmişini. Ay, bu beden misalisi ne? Beden misali. Anif, ferda hayleri kullanıyor. Ya kardeşim, istediğin gibi kullanabiliyoruz bu cesedi. Peki nasıl biliyor musunuz? Şu anda haletiniz güzel değil mi? Şimdiye kadar tattığınız dünyevi lezzetler, zevkler, maneviyat değil mi? Hiçbirisine benziyor mu şu an? Ben açık konuşayım, cinsellik, yemek yeme, baklava, gezme, bu halet benziyor. Başka bir şey bu. Bu başka bir şey. Nedir biliyor musunuz? Orayı burada yaşamaktır. Şu anda orayı yaşıyorsun. Oraya şu anda yaşadığın için ölsen ölmüyorsun, şehit oluyorsun. Ve hiçbir şey anlamıyorsun. Hala kıyamete kadar böyle ders dinleyeceksin. Böyle dinliyorsun. Kıyamet kopunca Allah Allah ne oluyor ya? Kıyamet koptu diyecekler. Ya sen kardeş dersi bitiremedin daha da kıyamet koptu. Oysa biz çok da bitirdik, sen hayatı bitirmedin. Abi nereden gidiyor ölmediğimizi? He? Ölmediğimizi nereden gidiyor? Burada var iki kişi. Biri olduğunu zannediyor. O çok tuhaftır. Şu anda o da gülüyor. O da gülüyor. Geçen hafta vefat etti de adamı kaldırdık. Şu anda vefat etmiş ama mana aynı devam ettiği için adam devamlı şu anda derste olduğunu zannediyor. Ve tuhaftır. Başkasına nispet ediyor şu anda o. Hasan abi sen nereden biliyorsun ya da kimse sormuyor. Sormuyor. Herkes öğrenecek ki. Şaka şaka korkmayın. Hepiniz buradasınız. Herkes yanındakine bakıyor. Korkulur mu ya? Ya dünya çok ilginç bir yer ya. Böyle bilirsen tadına doyulmuyor. Keşke şaka olmasın. Bak diyor ya, elbette hayatın sırrını anlayanlar. Evet. Bu anlayanlar. Hayatın sırrını anlayanlar. Hayatın sırrını anlayanlar. Ya. İnandığımıza inanabilme nispetinde korkular kalkar. Bir tanesine bugün dedim ki, abi şu anda korkuyorum dedi. Telefon etti. Eğer korku mu, haf olduğunu nasıl elde edersiniz biliyor musunuz? Benim işim bu biraz. Elhamdülillah, tahtisi nimetlerinden diyorum. Korku mu, haf mu? Eğer geldiği zaman sana böyle ümitsizlik, bedbinlik, böyle elem veriyorsa bu korkudur, şeytandandır. Haf ise tatlı bir lezzet olur. Ananın tokatını yemek gibi. Korku ise babanın tokatını yemek gibi. Bak. Eğer korku varsa şeytandır ve nefse maledendir. Çünkü Allah ve melekleri korku vermez. Bunu kesin bilin. Allah ve melekleri korku yaymaz. Korku anınızda Allah ve melekleri değildir. Allah ve melekleri haf verir. Yani ümitsiz korku, korkusuz ümit yoktur. Esas hayat orada zannediyoruz. O hayatı niye buradan ayrıştırdın? Demeyeceksiniz. Esas hayat oradadır. Öyle konuşuyoruz. Ama aynı zamanda o buradadır. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Eşyaya nasıl tesir ettik anlattık değil mi? Çünkü eşyanın enerjisine tesir ediyor. Buz, sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Zaman, eşyanın şekline, ağacın dalına budağına dokunmuyor. Onun enerji boyutunu tesir ediyor. Çünkü enerji esmadır. Yani eşyanın hakikati esmadır ve enerjidir. Sıfat tarafı ise esirdir. Kudrete bakar, mahiyeti. O zaman hakikaten şey sabit. Zaman eşyanın suretine değil,
hakikatine nüfuz ediyor. O zaman yani genetiğini değiştirirsen çekirdeğin ağaç değişiyor. Benim ruhum değişirse suratım değişiyor. Tırnağım değişiyor. Parmaklarım değişiyor. Sima görüntüm değişiyor. Zine yapan, içeyen, namaz kılan, nurcu olan, tarikatçı, Süleymancı, zalimdir. Hatta Alevidir, Sünnidir. O kadar belirgin ki hepten yan. Namaz olmayanlar tabii. O kadar belirgin ki namazı yoksa çok uçuk bir belirgin çizgi olduğu için söyledim. Kusura bakmayın. Namazı niyazı olmayanın o kadar belirgin şey ki şey çok çöküntü. Suret. Hani ne anlatmaya çalışıyorum? Batının dışa vuruşudur. Batınsız simamı izah edemezsiniz. Dünyayı da ahiretsiz izah edemezsiniz. Benim simamı batınsız izah edemezsiniz. Batınsız olur mu? Mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Okuyor musunuz? Bak mevcudat ise mütedahil daireler gibi bak su ama buz, buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayatı, aynı hayat, akıl cebiri, ruh cebiri, nur Muhammed'i, esma bak. Mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken, hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı olur. Buzun zevali ayrıdır, suyun ayrıdır, H2O ayrıdır. Beden ayrı olacak. Cismin ayrı olacak. Beden başkadır. Cismin başkadır. Sanki fena ise zeval buluyor. Eğer zeval bulmuyorsa demek ki sureti faniden geçmiş. Sureti faniden geçmiş. Geçmişti. Eğer suretteyse zeval buluyor. Bulmuyorsa o fani. Bulmuyorsa suretten şeye geçmiş. Aslına geçmiş. Zamana hükmediyor. Yani. Zamana hükmediyor. Zamana hükmedenin mazi ve müstakbelden çıkıyor. Onun dünü, bugünü, yarını yoktur. O zaman nedir? Lemalardakini okuyayım. Lemalarda 137. Şu. 137. Nasıl geçeceğiz ha? Bu zamanın arkası nasıl geçeceğiz? Hemen onu, o soruyu sorayım. Zamanın arkası nasıl geçip dökmeyeceğiz? Ona cevap veriyor. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. Hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına gir, nasıl gireceğini anlatacak şimdi. Ve müjdeler olacak şimdi size. Kalp ve ruhun derece hayatına gir, tevehüm ettiğin, şu zannettiğin şu dünya var ya zannettiğin, şu geniş dünyadan daha geniş bir daire hayat, bu hayat içinde bulursun. Alemin nuru bu. İşte o alemin anahtarı ne? Marifetullah. Marifet ne demek? Bu dersleri duymak. Tefekkür etmek, o alemin anahtarı yani zamanın arkasına geçmek, bir adama döveceksin, kıracaksın, nasıl yapacaksın, zaafını bileceksin, daha kaç kilodur, ne yapar bu? Düşmanını tanıyacaksın da zaaf noktasını bulursan çaktığın anda devirirsin. Zamanın arkasına geçmen için zamanı tanıman lazım. O da nedir? Marifettir. Bu derslerdir, zamanın arkasına geçebilmek için. İşte o alemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden, yani şu anlattığımız konuları anlatan la ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Ne dedi biliyor musun? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Terk. Zamana hükmetmek istiyorsan terk yapacaksın. Namazla iftitah tekbiri. Allahu ekber. Terk. Neleri terk edebildiğini namaz ancakla böyle. Terklerle girersin namaza. Bak terk. Bütün masumalı terk. Terk. İftitah tekbiri. La ilahe. Sonra illallah. İlk önce terkler. Sonra illallah. Terklerin nispetinde zamanı hükmedersin. Terklerin nispetinde zanlarını hüsnü zan olur. Terklerin nispetinde Allah'ın rububiyeti şekillenir. Senin terklerine göre şekillenir. Terklerin, ibadetin değil. İlk önce terk. Defişe, celbi nefa. Farzı yapmak, iyilik yapmaktan öncedir. Defişe, ilk önce def. Sonra celbi nefa. Ruhaniyet kesmekmiş, hele hele bu asırda diyor. Esas değil, usul esas olmuş.
Esasın esası olmuş. Yani ilahlar, tanrımız ilahlarını terk etti. İlah edindiklerimiz hepimizin Allah'a birdir. Ama hepimizin Rab'ları farklıdır. Rabbisini. Rabbi kendi Rabbini görecek diyor. Rabbehu inni mesene duru. Rabbi inni mesene duru demeli istiyor. O Rabbine nida ettiği diye tabir. Ben Rabbime nida ettim diye demeli istiyor. Rabbimiz farklı. Allah'ımız bir. Herkesin Allah'ı birdir. Zaten cennette herkes zannını şey yapacak. Arkadaşlar, la ilaheler zanlarımızı oluşturuyor. Zanlarımızı oluşturuyor. Ne olur? Zanlarımızı oluşturuyor arkadaşlar. Zanlarımızdan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, hiç olmasa da ömründe bir defa Allah'a nihayetsiz üstü zannet. Nasıl çıkacak zanı? Terklerle. Zanlarına hükmetmek istiyorsan ki üstü zandır, terklerini çoğalt. Zamanın arkasına geçmek istiyorsan terklerini çoğalt. Hikaye değildir. Aramızda vardır böyle kişiler. Zaman arkasına kısmen geçenler var yani. Mevcudat ise mütedâil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zıvan noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saat, bak örnek veriyor. Nasıl ki saatin saniyeleri sayan dairesi. Saniye var. Saat düşünün. Saniye. Dakika, saati, günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat suratı birbirine muhtelif. Bir hayal ediyor muyuz? Bir adam bir şey yapalım. Saatini sayana ne diyorlar? Akrep. Hesap ettiğim için söylüyorum. Uzunluğunu bir santim koy. Tamam abi. Bir santimetrenin ucuna bir adamı koyun, oturtun. Sonra ondan 60 defa daha aşağıda dakikaları. Ondan daha 60 kat daha şey aşağıda saniye. Salise, tase. Ta 10. ibre. Yani saati sayan ibre bir sayarsak, bir santimetre, onun 60 katı dakika. Çünkü bir saat 60 dakikadır. Bir dakika 60 saniyedir. Bir saniye 60 salisedir gibi. Böyle katlarsan, eğer akrebin uzunluğu bir santimetre derseniz, 10. ibredeki uzunluğu dünyamızın güneş etrafındaki çizmiş olduğu yörüngenin yarı çapı 150 milyon kilometreden fazladır. Hesap ettim ben. Fazladır. Şimdi bak, o saati sayan ibrenin ucuna abi adam otursun. Osman sen oturuver. Tamam abi. Sen oturuyorsun abi. Sen Osman. Saati sayan ibreye oturdun. Hepimiz sırayla dakikaları falan, ben de Fethi abi de 10. ibrenin onun şeyine otursun. Dönmez abi. 10. ibreye otur. Aynı yerdesin. Zaman aynı. Ama hareket aynı mı? Ve gördüğün yerler aynı mı? O şu kadar olur Osman, şu kadar. Değil mi? Şu kadar. Ama Fethi abi güneşin etrafında çizmiş olduğu dünyanın yörüngesinden daha büyük bir yerde aynı saatte, o bir saatte aldığı mesafedeki gördüğü şeyle şu kadar görür. Senin gördüğün şeyler aynı mı? Aynı zamanda gördükleriniz böyledir. İşte o zamanın içerisine açar da girersen o bir saat içinde soktuğuna bak. Onu bir saatte soktuğuna bak. Ya şaka bile dedim, adamın moralı bozuldu yani. Tamam lan. Suratı arttırmamız gerekiyor. Evet. Tevhim ettiğinden daha büyük bulacağım diye. Peki, o suratı da yavaşlatan, hızlandıran zat. Tutan, iten. Çünkü ahir zamanda Allah Resulü diyor ki zaman hızlı akacak. Yani aynı şey sanlarımız. Bize hepimize farklı akacak. Zan kendini nefis zannedersin, nefisin hızı kadar, kendini evet. Kalp, ruh. Eğer ben, beni, benden kasıt bedense, cesedi şeyle şey yapar. O da saati neydi? Şunu söylemiştik. Saniyeleri gece gündüz. Beden. Dakikaları seneleri. Ondan sonra sayıyor yani insan şeyi. Eğer sen zannınla
benden kasıt bedense, senin o zaman hızın o kadar. Bedensel hayat, 60 sene yaşayacaksın. Ondan sonra öleceksin. Eğer benden kasıt kalpsa, kalbin saati farklıdır. Eğer benden kasıt ruhsa, onun saati farklıdır. Eğer benden kasıt bense, müjdeler olsun, zaman yoktur. Firavun ben buyum dedi abi, hala duruyor. Ne dedi, duydun mu? Acayip. Şimdi bak, bir daha okuyayım. Nasıl ki saatin saniyeleri sayan dairesi dakikayı... Oo. Tam bir saat oldu. Tam bir saat, iyi. Hadi bakalım. Nasıl saatin saniyeleri sayan saatten saate geçtim, sayan dairesi dakikayı, saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat suratte birbirine muhaliftir. Öyle de bak, insandaki cisim, bak ne yaptı? Saniye bir, dakika iki, eğer bakarsanız duvara, bana değil oraya bakın. Bak saniye, dakika, saat, gün, cisim, nefis, kalp, ruh daireleri de öyle mütefavittir. Eğer benden kasıt cisimse senin ömrün saniye kadardır bu dünyada. Eğer benden kasıt, sen kasıt nefisse, yani insaniyet, normal, senin dünyadaki yaşantın 60 sene değil, bir dakika yaşamışsın. Eğer benden kasıt kalpsen, bir saat yaşadın. Allah Resulü bir saat onun için söyledi. Eğer benden kasıt ruh söylüyorsan, bir gün yaşadın. Eğer benden kasıt bense, eleyse, böyle bir şey yok. Mesela, cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli, madun ve meyit bulunduğu halde, kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Kalbe girdin mi, mazi, müstakbel senin. Hatta bazen diyorum ya, ulan mal mı istiyorsun? He, mal hastası mısın? Reislik misin? Evet. Peki ne yapacağız o zaman? Mal hastası olan ikinci şu anda çaresini buldu. Allah'ı şuur edersen Allah senindir. Allah senin olursa Allah nesi varsa senin olur. Çocuk babaya o kadar fena olmuş ki babasının arabasına bizi, beni. Ulan babanın değil benim. Babanın valla benim demiyor musun şimdi sen? Hani babanın değil. Öyle ya. Allah senin mi kardeşim? Allah'ın da mülkü senin. O zaman ancak tatmin oluyor. Allah'ın mülkü benim olursa tamam mı? O zaman tamam. O zaman tamam. Başka bir şey yok. Cennet bile tatmin etmiyor İnsanı. Bu kim ya? Ben de anlamış değilim ben. Kim biliyor musun sen? Sana verileni sayın, sen kimsin? Sana vücut verildi. Sana hayat verildi. Sana insaniyet verildi. Sen kimsin ya? Bilmiyorum. Sana insaniyet verildiğini biliyorum. Sonra sana İslamiyet verildi. Sana iman verildi. Sana marifet verildi. Sana muhabbet verildi. Sen kimsin? Sen insan değil misin? İnsaniyet bana verildi. Ben insan değilim. Şimdi diyecekler ki, aha bak bak insan değil ya. İnsan insan değilmiş. Ayette söylüyor. Kelenamu belimada. Daha aşağıda diyor. Artı iki diyebilmen için eksi iki lazım. Kalbin hazır gün. Ya neymiş ya bu gün ya? Ne dünya ya? Böyle bir şey olur mu ya? Lan mazi müstahak olmaması lazım ya. Fıtratımızda, fıtratımızda. Ne mazisi ya? Her taraf orada olmam lazım. Ya şu anda an tık tık tık. Olur mu ya? Bak, ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire yazime, daire hayatına ve vücuduna dairdir. Saati hareketleri var ya, aynı vücutta böyledir. Cisim, tık. Cisim. Nefis, tık. Ve onun 60 katı. Kalp, ruh. 86.400 katı. 86.400 dakika mı oluyor? Evet, ruhla cismin farkı. Ruhla cisim arasındaki fark mı? 86.400 400 kat daha. Kat. Evet. 86.000. Saniyede yani günü vurduğumuz zaman. Allah'a bakar. 500 katı. Peki ben burada duruyorum, gidiyorum ama zamanım geçtiği için şurayı mutlaka okumam lazım. 571 şu kadar. Sayfayı koydun mu abi? Peki nerededir onu bulabilir miyiz? Kapatırsanız klasörün içerisinde. Kapatırsan klasör şu mu? Klasör.
Aferin Ersal. Kafam bazen çalışıyor elhamdülillah. Devamlı çalışsa başımıza sıkıntı olursa da bunun da. Bak şimdi, oraya bakın lütfen ve ders bitiyor. Soru da almıyorum ha. Biz de deriz ki, Sani Zülcelal'in sanatında, Sani Zülcelal'in sanatında, Allah'ım böyle ya. Bu manaları duymadan nasıl yaşıyorduk ya? Ve nasıl yaşıyorlar? Ya acayip bir şey ya. O kadar işimize yarayacak ki bu dersler. Sekerat anında gelecek adam. Bizim arkadaşlar. Bizim kardeşler hakikaten gelecek böyle. O anda bütün hayatın bu dersler an olacak. Ana sıkışacak. O sen olacaksın. Şahs-ı manevi bir dinlediniz mi? Şahs-ı manevi yaptın ya. Diyarbakır'da mı yapmıştın? Şahs-ı manevi canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl tesir edeceğini bilir. O anda bir şeyh gibi, bir veli gibi himmet eder, imdat eder. O anda gelir, ona karşı durur. Şahs-ı manevi. Dünyada nasıl seni yönlendirir? Abi ya bana bir fikir geldi ya. Ya hakikaten çok da sevdim bu fikri. Birisi düğmeni bastı. Senin şahs-ı manevi. Abi 8 sene okuyorum ya. Şaka tokatından diyorum. 8 sene okuyorum. 8 günlük bir istifade eden gibi edemiyorum. Niye şahs-ı manevi dışarı yattı seni? Edemez. Anlamıyorum diyene anlattırmıyorlar onlar. Sen çık bak. Sen çık. Koca hayvan sürüsü içinde hayvan kadı olamadın. Koyun yavrusunu yavru koyun sahibini buluyor. Sen bile burada kendini bulamadın. Sürüler içinde hayvan buluyor. Şahs-ı manevi unutmayın. Canlıdır, ruhludur, hayatlıdır, şuurludur. Kime ne yapacağını bilir. Sekerat anında bir veli gibi bir şey gibi daha çayın. Çünkü ustad onu diyor ki öyle bir anlayış değildir diyor. Bizim artık tedbirimizi şahs-ı manevimize bıraktım diyor. Bizim o şahs-ı manevi idare ediyor diyor. Hikaye değil, anlayış değil, seziş değil. Şahs-ı manevi canlıdır, ruhludur, şuurludur. Anlatmıştım burada nasıldır, ilmini anlatmıştım. Ha, o sekeratta şey yapıyor, şu anda bile sana tesir ediyor. Eğer bu ders uygun değilsen, çürük elma keser koyar gibi, sana uyku moduna koyuyor seni. Tak, geçen oraya oturup bakıyor. Uyu bakalım, kendisi uyku. Sen cisimde hayatta kal. Uyutan odur. Liyakata göre yapıyor, tesadüf yoktur. Niçin müdahale etmedi? Senin şeytanın üfürmesi, şeytan üfürürse de hadiste uyur diyor, ilim meclisinde. Uyur. Niye müdahale etmedi? Liyakat yok. Eğer devreye girseydi şeytan ödü patlardı. Peki, Sani Zülcelal'in sanatında hareket nihayet derecede muhteliftir. Bak, Allah'ın sanatındaki hareketler çok çeşitli. Onu okuyorum. Mesela, saftın suratiyle. Saft nedir? Ses hızıyla, saftın suratiyle, sesin hızı, doktorum, ziya hızı, ziyanın hızı kaç? Ziya neydi? Işık. Saniyede 300 bin kilometre değil mi? Evet. Elektrik, ondan daha hızlıymış. Ziya. Ha? Ses. Daha zannediyoruz ki elektrik, elektriğin içerisinde mertebe var. 7 mertebe var, en 7, son mertebe senin. Elektrikte de mertebe var. Son mertebe yani nur. Nur var bir bölümü, nur. Elektriğin içinde bir nur var. Ama ziya nurdan daha şey değil. Çünkü içindedir ziya. Ama içerisindeki o sıfatlar onu şey yapmış. Alim şahadet kayıtlamış. Elektrik, ruh, hayal suratinde. Hayal ya sonunda kolduğu ruhtan da bahsedeyim. Hay al. Hay can can. Hayat. Suratleri ne kadar mutefavit olduğu malum. Kusura bakmayın. Yani o kadar kesin bir şey ki alemimizde şey bizi böyle şey yapıyor. Dengesiz yapıyor. Dengesizliğime bağışlayın. Ne kadar mutefavit oldu malum. Seyyaratın dahi fennen harekatı o kadar muhteliftir ki akıl hayrettedir. Acaba latif cismi peygamberimizin hep derdik. Uruçta suratlı olan ruhu. Bak acaba latif cismi
Ulucuda suratlı olan ulvi ruhuna tabi olmuş. Ruh suratında hareketi nasıl akla muhalif görünür? Hem anlatmayacağız o konuyu, çok anlatmış. Ceset nasıl nurani oluyor? Hem 10 dakika yatsan, bak örnek veriyor. 10 dakika yatsan bazen olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. Bak yatıyorsun, gözün kapalı, ooo neleri görüyorsun. Horlamanı duymazken o horlama anında kiminleri duyuyorsun. Vücudun hareket etmezken hareket edip terde su oluyorsun. Vücudun buradayken beraber oluyorsun, banyo yapıyorsun. Peki 10 dakika bir uykuda bu alemi şehadetten çıkıyorsun ama gene bu bedenin ferdi ahilleriyle, necmi nuranileriyle hareket ediyorsun. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun işittiği, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa, uyanık aleminde bir gün, belki daha fazla zaman lazımdır. Peki, terden su olmuş adam. Ya ne? Köpek kovaladı diyor, çok perişandım diyor falan adam. Lan yana söyleme, lan yatıyorsun, ne köpeği ya. Benim köylüm, ismini de söyleyeceğim. Abdülkadir denen bir kardeş. Rüyası, bazı rüyalar bizzat kendisidir. Hay al. Hay, tamam. Bunu boşuna açmadım. Şimdi bazıları aynıdır. Gusül yapıyoruz. Aynı olmasa bu olur mu? Aynıdır. Rüyasında köpek ısırıyor. Bağırarak kalkıyor. Anamı da şahit, kendisi de söyledi. Aa söyle hanıma diyor. Elinde kan akıyor uyandığı zaman. Yani yaşadığın şey, terde soluyorsun. Köpekte kan akması garip de ter akması niye normal? Banyo yapmandaki su akması niye normal? Hani hayaldi? Ya hepten uyuşmuşuz biz. Bana diyor ki ne olacak diyor. Tatanoz aşçısı buraya mı diyor, telefon ediyor. Ne adamları? Abi bize limonlar. Adam haklı. Tatanoz şişe iğnesi buluyor. Vurması gerekmiyor mu abi? Doğrudur. Eğer kuduz köpekse vurması lazım. Ama inanmıyor adam. He? Ona inanıyor, mikrofon cilden eline. Evet, aynen. Ben de öyle dedim. Köpeğe bir bak dedim de kuduzluysa. Tamam, kuduzluysa aç aççısını abi nerede bulacağım? Her ihtimale karşı vurdur dedim. Ben de... Aynen öyle. Doktora gitti canım, vurdu. Doktora ne dedi abi? Doktor ne yapması lazım? Bir sen yoksun. Ben yokum diye. Şimdi Allah aşkına doktora gitse ha bak. Doktor bey, köpek iştirdi. Ha katım Allah, iştirmiş. Ama yapar. Köpek nerede dedi? Köpek rüyada. Nasıl rüyada? Tabii kafayı yer ya. Ya bunu Bakırköy'e gönderin. Ya kendisi, ya köpek rüyada mı bu burada? Kalması da akıyor. Tamam da yani kan akıyor ya. Köpeği getirdi bakalım da yani. Yani kuduz vurulur mu vurulmaz mı? Ya nasıl olur ya böyle hikaye? Banyo yapmana sebep olan kadın nerede? Getirdi, ona bakalım. Getirebiliyorsan zina oluyor. Getirebiliyorsan zina, getiremiyorsan kalsın. Yani yaşadığımız hayattan veriyorum da ama affınıza sığınıyorum. Bir tuhaf ya, bu nerede yaşıyoruz ya? Hocam pardon bir şey yapalım. Nasıl oluyor peki? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Biliyorum tabii de biraz biliyorum. Şimdi şu. Cismaniyetin 12. dersini dinleyin. Orada bedenin dırrrrrtlarından bahsediliyor. Ferdi ahelleri. Onu bir dinleyin. Bir de
şeyde yaptık, Kırıkan'da 2,5 saatlik neydi o? 12 miydi o? Kırıkan'daki. 12. Cismanet 12'yi onu bir dinleyin. Nasıl oluyor diye. 2,5 saat. Ben 20 sene verdim bunu anlamak için. Sen de lütfen de 2,5 saatini ver. Ama başka bir şey sokma. Onu dinlerken kalkma. Mutlaka defterin olsun. Bak 22. defterden çarpıyor. Ve büyük. Tamam mı? Böyle. Senin de defterin olsun. Bedava bir şey verilmiyor. Cümlemi son bitiriyorum ve kesiyorum. Demek oluyor ki bir zaman-ı vahid, yani aynı an, şu an sizde de bende, şu anda aynı yerdeyiz, aynı anda iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Uçakta bir saat, bir gün, yatakta yatan, uykuya ihtiyacı olan veya çok seviyor çalışmayı, yani işini kendi yapan adam, ulan nerede batıyor ya, bir şey de yapamadık, güneş de battı diyen adama 2-3 saat, dakika gibi gelir. Uçaktan korkanın bir saat içeride bir ay gibi azap gelir. Sebebi bak ne diyor? Bir zaman-ı vahid, tek bir zaman, 2 sene daimi, iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Sebebi bazıları düşünceleri cismiyle hareket ediyor. Tamam. Ötekisi nerede o? Nerede bu? Bir önceki okuduğumuz yerde. Ruh, orada mıydı? Kalbi, ruh, kalp, cisim. Ha şurada, şurada. Cisim, nefis. Dur. Ruh, şurada, ruh, evet. Cisim, nefis, nefis daha büyük. Nefis ama ben bana değil sadece. Şu. Şuraya. Bak. Bazılarına o aynı an cismi yaşadığı için. Adam leylim. Kemin naifle. Fok balığı. Bu adamda bir an başka bir adam, insan var. İşte normal bir Müslüman nefis seviyesinde yaşıyor. Görüyor musunuz oraya? Ötekisi kalp seviyesine çıkmış. Ötekisi ruh dairesine çıkmış. O zaman onların aynı anı anşuba. Tık tık tık. Tık yaparken tık bunu. Tık. Koy içeriye kafanı. Aynı saniyede zamansızlığa giriyorsun. Zamansız aleme giriyorsun. Ya. Mesela bak ona bir misal söyleyeyim. Toplam şimdi 1 saat 15 dakika falan olacak. 1 saat 15 dakikadasınız ama bu 1 saat 15 dakikaya inan 30 seneyi soktum size. Tık. Tık. Ama bu benim şeyim. Bir de Risale'nin'e mutavecci olmuşsan ruhunu bilmem. Ben ikinci şey yaptım, nefis, yani insan. Ama sende, benim konuşmamda seninle uyanan kalp. Rahmet-i İlahi'nin rububiyeti ruh seviyesine olmuşsa. Bak nasıl girer diyorsun, bak 1 saat içinde bu ders girer mi? Bu ders yapmak için en az 15-20 tane ders kullanıldı. Bize de bir dakika geldi. Bak, bana da öyle geliyor. Diyor, bazılarına azap olur, 1 saat 15 dakika, sana 1 dakika gibi geliyor. Aynı vahitte diyor, bak. Aynı vahitte, bak bir de burayı okuyup göstereyim de kesiyorum. Sevgili arkadaşlar, aynı vahitte, bak görüyor musun, bak ustad ne diyor. Bak, oraya bakar mısınız? Bir zamanı vahit, yani herkese aynı dakika attı, iki şahsa, kıyas ediyoruz iki adam, birisine bir gün gibi geliyor o dakika, birisine de bir sene hükmüne geçer. Birisine bir gün, hapishanedekilere göre zamanı düşünün, ama işini seven iş adamına göre zamanı düşünün. Hasan abi zamanın dışına çıktığı zaman zıtlar olmadığı yere mi gidiyor? Zamanın dışına çıktığı zaman zıtlar değil. Zaman lev-i mahve ispattır ya. Suretinden çıkıyor, hakikatine giriyor. Gene zıtlar var yani. Mesela cennet, cehennem zıt. Hala var. Merakibi esma var yani. Ama burada kastettiğin gibi o zıtlar yok. Evet, zamanın arkasına geçince dün, bugün, yarın yok. O zaman zıt yok. Kün feyk. Gibi.
Bak zamanın arkasına geçince bu dünyadaki zıtlar yok. Oradaki hakikat mertebesi var. Cennet cehennem hakikat mertebesi farklılığıdır. Şimdi zaman arkasına geçenin dünü bugünü yoktur. Niçin, nasıl olur? Eğer tertleri yaparsak Kadir ismini azami derecede mazhar oluruz. Her gece Kadir gecesi olur. Ya sana cehennemin varlığından haberdar olur mu ki? Zaten cennete gitmiş. Onun için daha zıta ihtiyaç var mı? Var. Çünkü cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Cennet olmasa cehennem tazip etmez de. Onun için Araf denilen bir yere çıkartacaklar. Hem cennet ehlini hem cehennem. Cennet ehli diyecek ki vay. Oradan kurtulduk. Bir de nimet. İki tane nimet. Oradan kurtulma nimeti. Bu verilmesi nimeti. Cehennem ehli. Onu kaybetme eylemi. Cehennemdeki eylem. Çünkü vay dikkatli olmasa cehennem tazip etmez. Mesela niçin? Ölüm bizim için sıkıntı. Çocuk için sıkıntı mı? Çünkü vaydi kıyası yok. Aynı bunun gibi. Eğer biz bu dünyaya gelmese cennete olsaydık, cennet bilinmeyecekti. Ölüm mevt, yani hayatla ölümü bilemeyecektik. Çocuk gibi. Mesela bazılar diyor, abi cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem de öyle. Cennet olmasa elem vermez. İşte cehennem olmasa da lezzet vermez cennet. Neye benzer misal vereyim? Bizim korkutan açlıktır, ihtiyarlıktır, ölümdür, kanserdir. Çocuk için var mı? Yok. Su içmeyi, yani susadığımızda anlıyoruz lezzetini. O kadar. Suyu bilmiyoruz ki. Susamasan suyun lezzeti yoktur. Ve suyun lezzeti herkeste farklıdır. Zanlarına göredir. Zanlar da ihtiyaçlarımız doğurur. İhtiyaçlar zanlarımızı oluşturur. Ya peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya rabbel alemin. Allah'ım dersin yüzü sürmetine şu duamızı kabul eyle. Şeytanın, cinlerin, erva habiselerin, mevad-i şerirelerin vehim ve vesveselerinde ve zanlarından sana sığınıyoruz. Yani. Neler isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istemişse istiyoruz. Onu nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nerelerden sığınacağımızı da bilmiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerelere sığınmışsa biz de oralara da sığınıyoruz. Amin. Nasip etme ya Rabbel Alemin. Hastalıkların sebebi olan erva habiseleri ve vadi şerileri hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Sihat ve selametin sebebi olan erva haliye ve ruh kutsilleri nasip eyle ya Rabbi. Ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. İslam memleketleri için, dinleri için, namusları için, vatanları için uğraşanları iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerini bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımız için, milletimiz için uğraşan her türlü makamlarda bulunanları muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bize kim nasıl dua ediyorsa, bizde kimin emeği varsa, bizde kimin hakkı varsa, bizde kim ne bekliyorsa, hizmet imaniyle kim alakadarsa, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, sevdiklerimizi sevenleri, onların da sevdiklerini iki cihanda aziz eyle. Amin. Sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbel Alemin. Evlerinde Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap ya Rabbel Alemin. Ömrümüzü bu hakikatle aktarmayı nasip eyle ya Rabbi. Sekerat anımızda İştirak-ı amal-i uhreviyenin oluşturmuş olduğu o şahs-ı manevinin canlı ruhludur, akıllıdır, şuurludur hakikatını bize himmet olarak göndermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Riyakarane söylediğim şu duaları Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına, onun imanının senin yanındaki değeri hatırına kabul eyle ya Rabbi. El Fatiha'tan selavat.